2022 hazırlıkları için basın toplantısına başlayacağız. Veya sırf o ülkeye yarattığı mucizedir. Değerli basın mensupları, hepinize günaydın, hepinize hoş geldiniz. Expo'da ilkleri, enleri yapıyoruz. Hatay'da ilklerin, enlerin şehri. Dedi ki bu ilklerin ve ellerin şehrine ilk defa bir motokros yarışı yakışır. Buradan Eskişehir'e kadar yarışlarımızın startını Antakya'dan ve Antakya Defne mevkisindeki Expo 2020 aralığından başlayıp köprüden devam edin. Ondan sonra 17 şehri geçip Eskişehir'de sonuçlanacak Türkiye'nin en önemli organizasyonu. Ben bu organizasyona destek veren başta Sayın Başkanımız Murat Bey'e ve bütün organizasyonda emeği geçecek yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza, misafirimize ve yarışacak bütün dostlarımıza başarılar diliyorum. Kazasız belasız menzile varmaları ve hak edenin centilmenlik çerçevesi içerisinde kazanmasını temenni ediyorum. Hem yarışacak arkadaşlara başarılar diliyoruz, hem de buraya gelip bu güzelliğimize ortak olup dünyayla paylaşacak bütün basını ve televizyoncu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yarışımız hayırlı uğurlu olsun, kazasız belasız, huzur içerisinde sonuçlansın ve yarışçılar da giderken doğadaki en güzel güzellikleri keşfetsinler. Aynı olarak bir destek olacağız. Zaten bakanlığımız bu konuda gerekli desteği sağlamış durumda. Bizler de ne varsa desteğimizi esirgemeden tanıtıma yönelik yapacak bütün çalışmalarla beraber olacağımızı söylemek istiyorum. Başarılar diliyorum ben. Hoş geldiniz. Bizler de hoş bulduk. Çok güzel bir coğrafyaya geldik. Çok da güzel ağırlanıyoruz. Ve görüyorum ki sporumuz da burada çok güzel algılanmış ve ağırlanacak gelen yurt dışından katılımcılarımız. O anlamda çok memnunum. Trans-Anatolia macerası 12. yılında Hatay'da. Bu bizim için gerçekten gurur verici bir gün. Hatay bu seneki hayalimizdi. Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde, Expo sayesinde bu hayali 2022 Trans-Anatolia'yı Hatay'dan başlatma imkanımız oldu. Size çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok büyük bir organizasyon bu. Yaklaşık 700-1000 kişiyi 7 gün süresince 3000 kilometre yakın, 2500-3000 kilometre dağlarda taşıyoruz. Onların hem güvenliğini alıyoruz, hem yarıştırıyoruz, hem de çok farklı rotalar göstermeye çalışıyoruz. Bunun benzerleri dünyada çok fazla yok. Yani 10-15'i geçmeyecek sayıda organizasyon var bu çapta, bu büyüklükte. Ve yarışa bütün arazi taşıları katılabiliyor. Motosikletler, ATV'ler, UTV'ler, kamyonlar, otomobiller gibi arazi yeteneği olan bütün otomobil, bütün araçlar katılabiliyor. Ve hem profesyonellerin hem amatörlerin içinde yer alabileceği de kategoriler mevcut Trans-Anatolia içinde. Hep beraber 20 Ağustos'ta buradan bu startı verip Eskişehir'e kadar takip edeceğiz diye ümit ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum gerçekten burada olduğumuz için. Sene 2022 yılında Trans-Anatolia'nın Hatay'dan start almasından bizler son derece mutluyuz. Öncelikle Sayın Valimize ve Belediye Başkanımıza bize verdikleri destekten dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. 20 Ağustos tarihinde içinde bulunduğumuz Expo alanlarında gerçekleştireceğimiz teknik ve idari kontrolden sonra yarışmamızın seramik startı Expo alanından verilecek. Daha sonra şehir içinden geçecek bir parkurla bir seyirci etabı gerçekleştireceğiz. Sizlerin de yarışı daha yakından görebilmeniz için. İlk hedefimiz yaklaşık 350 kilometrelik bir parkurla son derece önemli bir tarihi nokta olan Karatepe Aslantaş Milli Parkı. Toplam 2500 kilometre civarında bir rotayı 7 günde kat edeceğiz. Yarışla ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Teşekkür ederim. Trans-Anatolia bütün dünyada bilinen bir rally race organizasyonu. Pek çok yarışmacı Trans-Anatolia'ya katılmak istiyor. Ve Jordi diyor ki, Türkiye bu tür bir yarışın yapılması için
her türlü materyale sahip doğa ve coğrafya olarak. La Turquía ofrece una variedad tan grande, no tiene un desierto, digamos el desierto del Sahara, pero tiene una variedad. Öyle mi olur? Tamam arkadaşlar. Tamam mı? Tamam. Direksiyona geçtiler bana. Dur, böyle. Evet, başlayalım böyle.